dili az bildiğimiz halde iş bulmak zor değil. Bu soru bana çok fazla geliyor. Arkadaşlar Japonya'da çalışmak için ne kadar Japonca bilmek gerekli diye birçok soru gelmekte. Öncelikle arkadaşlar dili az bildiğiniz halde iş bulmak... Merhaba arkadaşlar, konnichiwa minasan. Bugün Japonca çalışanlar için olmazsa olmaz olan Nihongo Noryoku Shiken veya JLPT veya Japonca Yeterlik Sınavı hakkında size bilgi vermek istiyorum. Öncelikle geçen gün Instagram üzerinden soru toplamıştım. Soru soranlar için çok teşekkür ederim. Bugün öncelikle JLPT hakkında genel bir bilgi verdikten sonra sizin sorularınıza cevap vermek istiyorum. Umarım sonuna kadar izlersiniz. Öncelikle arkadaşlar bu JLPT'de 5 tane seviye bulunmaktadır. N5, N4, N3, N2 ve N1 olmak üzere. N5 en düşük, N1 ise en yüksek. Öncelikle arkadaşlar bu sınav için başvuru yapmanız gerekiyor. İnternet üzerinden JLPT başvuru da yazarsanız zaten çıkacaktır. Buradan başvurumuzu yapıyoruz. Mesela diyelim ki N5 için başvurduk. Bu N5 için özel kitaplar veya siteler var. Buraya gidip arkadaşlar bu N5 için olan özel işte kanjiler veya kelimeleri ezberleyip daha sonra sınava giriyoruz. Bu sınav İstanbul ve Ankara'da bulunmaktadır. Yılda iki kere girebilirsiniz. Sınava girdiniz. Bir süre sonra, şimdi ne kadar süre olduğunu hatırlamıyorum. Ya birkaç hafta veya bir ay sonra sizde arkadaşlar cevap geliyor. Geçtiniz mi, geçmediniz mi ile ilgili. Eğer sınavı geçerseniz şöyle bir belge geliyor arkadaşlar. Üzerinde adınız, soyadınız, doğum tarihiniz yazmakta ve sınava geçtiğinizle ilgili yazılmakta. Eğer sınavı geçemezseniz de sınava geçemediniz diye belge geliyor ki tekrar başvurabilirsiniz. Eğer sınavı geçerseniz de bir üst derece olan sınava başvurmanız mümkün. Normalde Japonca 0 olan bir kişi N5'ten başlayabilir almaya, N4, N3 diye devam eder ve N2 alan bir kişi günlük konuşma yazmada bir sorun yaşamadığı söylenmektedir. N1 için ise Japonca roman veya gazeteyi okuyabilir denilmektedir. O yüzden arkadaşlar size tavsiyem jlpt.jp resmi sitesine girerek orada zaten her seviyeye özgü sınav soruları var. Oradan arkadaşlar bir bakın hangi sınav sorularını anlayabiliyorsunuz ve çözebiliyorsunuz. Ona göre kendi seviyenizi belirleyebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar ben bu sınava N3'ten başladım. Önce N3'ü aldım, daha sonra N2'yi aldım. Ve en sonunda ise Türkiye'deyken 2011 yılında N1 aldım. Zaten bir daha da girmedim bu sınava. Hemen arkadaşlar sizin sorularınıza geçelim. İlk sorumuz sınavın içeriği nedir ile ilgili. Bu sınav arkadaşlar öncelikle seviyesine göre değişmektedir. N5 için olan sınav ile N1 için olan sınav tamamen farklı. Mesela N5 için 25 dakika kelime, 50 dakika dil bilgisi, 30 dakika dinleme vardır. N1 için ise 110 dakika kelime ve dil bilgisi, 60 dakika dinleme bulunmaktadır. Bunun için yine aynı şekilde jlpt.jp resmi sitesinden bakabilirsiniz. Orada zaten detaylar yazılmakta. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Japonya'da iş bulmak için hangisi lazım? Japonya'da iş ararken gösterebileceğiniz belgeler ya N2'dir ya N1'dir arkadaşlar. Bunun daha aşağısına pek değer verdiklerini düşünmüyorum. Hatta bazı şirketlerin N1 takıntısı vardır. Benim hatta ikinci girdiğim şirkette eğer ki bu işe yabancılar başvuruyorsa sadece N1 olsun diye bir tane yazı yazmışlardı. Bazı şirketlerin N1 takıntısı var. Olmasa bile genelde N2'ye bakıyorlar. Daha aşağısına pek fazla değer vermiyorlar. Neden diyeceksiniz? Biraz önce demiştim. Günlük konuşma yazmada sıkıntı yaşamayanlar N2'yi alıyor. O yüzden N2'yi alabilirseniz eğer bu demek oluyor ki hani iş yerindeki maillere veya işte telefonlara da cevap verebilirsiniz anlamına gelmekte olduğu için insanlar genelde N2'yi arıyorlar. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz, iki tane soru var aynı içerikte. Alırsak sahip olacağımız avantajlar nedir? Diğer bir sorumuz ise bize faydaları nedir diye iki sorumuz var. Öncelikle arkadaşlar Japonca bildiğinizi ispatlayabilirsiniz. Ben ne kadar Japonca biliyorum deseniz de insanlar size inanmayabilirler ki zaten bunun N3'ü var, N2'si var, N1'i var. Bazen iş Japoncası dediğimiz daha zor Japonca var. Ne kadar biliyorsunuz, dereceniz ne kadar, seviyeniz ne kadar bunu göstermek için iddialı olduğunu düşünüyorum. Özellikle sizi tanımayanlar için mesela iş başvurularında özgeçmişinize işte N2 biliyorum ya N1 biliyorum diye yazarsanız çok büyük katkıda olacağını düşünüyorum. O yüzden tavsiye ederim. Diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Diğer 3 tane sorumuz var ve bu 3 soru birbirine çok fazla benzediği için birlikte cevap vermeyi düşünüyorum. Şöyle sorular geldi. N5 ve N4'ü nasıl geçtiniz? Diğer soru N3 başlangıç, N1 ise son seviye mi? Diğer soru ise N5'e girmeden N3'e girebiliyor muyuz diye 3 tane benzer soru geldi. Öncelikle arkadaşlar bu kendimi anlattığımda bana karşı olan sorulardı.
Sanırım soru bu sınava sırayla girilip girilmemesi hakkındaki, sırayla girmenize gerek yok arkadaşlar. Direkt M5'ten alıp daha sonra işte M1'i de alabilirsiniz veya işte M5, M4, M3 hepsini atlayıp eğer Japonya'nız çok iyiyse M1'i de alabilirsiniz. Direkt istediğiniz sınava istediğiniz zaman girebilirsiniz. Size kalmış tamamen. Hemen diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Deprem olduğunda sertifikamızı geri alabilir miyiz diye bir soru var. Cevap olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Ben dediğim gibi bu belgemi 2011 yılında almıştım. Daha sonra Japonya'ya gidince bu belgemi kaybettim ben arkadaşlar. Hiçbir yerde bulamadım. Daha sonra normalde özgeçmişinizi yazdığınızda kimse sormuyor lütfen göster diye belgeyi ama bir 2015 miydi, 2017 yılında mıydı göstermem gerekli oldu. Bu clpt.jp biraz önce söylediğim resmi siteden başvuru yaptım tekrar çıkartmak için. Ve bir belge yolladılar, bu belgeyi doldurup bize tekrar verdi. Daha sonra pasaportun fotokopisini ve bu belgeyi doldurup yolladıktan sonra bir ay sonra tekrardan aynı belge geldi bana. Yani bu belgeyi bir kere aldığınızda bu belge CLPT'nin kayıt sistemine kayıtlı oluyor ve istediğiniz zaman tekrardan başvuru yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, diğer sorumuza geçiyoruz. CLPT'nin geçerlilik süresi 2 yıl mı diye bir çok güzel bir soru geldi. Bu konuda arkadaşlar öncelikle ben de daha önce bir yerlerde 2 yıl olduğunu görmüştüm ama nedense bu elimde olan belgeyi okudum ama bunu bulamadım. Hiçbir yerde yazmıyor ama doğru diyorsunuz, ben de bir yerlerden görmüştüm o 2 yıl olayını. Şöyle söyleyeyim, ben öncelikle ben dediğim gibi bu belgeyi 2011 yılında aldım fakat 2017 yılında 6 yıl sonra tekrar bu belge gerekti bana, kaybettiğim için de tekrardan başvuru yaptığımda gelen belgenin üzerinde 2017 yılında bu şahıs M1 belgesi ne sahiptir diye bir belge geldi. Yani CLPT olarak bu belgenin geçerli olduğunu düşünmekteler ki yoksa zaten derlerdi hani 2017 yılında senin belgenin süresi bitti o yüzden veremeyiz derlerdi ki böyle bir şey yok. Gelen belgede de zaten yazıyor hani 2017 diye, o yüzden bir sorun olmadı. Yine aynı şekilde 2 yıl geçmesine rağmen ben bu belgeyi kullanarak Japonya'da ilk şirkete girdim. Kimse bir pürüzü çıkarmadı. Yine aynı şekilde Tokyo'daki büyükelçilikte de resmi çevrimi olarak başvurduğumda da bu belgeyle beni kabul ettiler. O yüzden bu 2 yıl olayına pek fazla takmayın derim. Zaten ileride de daha fazla sıkarlarsa ben de tekrar girerim diye düşünüyorum. Son iki sorumuz arkadaşlar, hemen son iki soruya geçelim. Japonya'da yaşıyorum, Japoncamı nasıl geliştirebilirim? Öncelikle çok şanslısınız çünkü herhangi bir kitapçıya gidip kafanıza göre kitap alabilirsiniz Japonca ile ilgili. Çünkü Türkiye'de yaşadığınızda böyle bir lüksünüz olmuyor. Ama size tavsiyem öncelikle Japonca seviyenize göre bir tane seviye belirleyin. Mesela hiç bilmiyorsunuz diyelim M5 en alt seviyeyi kendinize hedef belirleyebilirsiniz. Daha sonra bu M5 ile ilgili olan kitapları kitaptan alabilirsiniz veya yine aynı şekilde siteler var, bu siteler üzerinden gerekli olan kelimeler veya dil bilgilerini çalışıp bu sınava girebilirsiniz. Ve bu sınava geçerseniz de diğer sınav için çalışmaya başlayarak M1'e kadar yolumuz var. Şimdiden başlamanızı tavsiye ediyorum. Yine aynı şekilde ben bu kanal üzerinden Japonca da öğretmekteyim. Yukarıya linkini koyuyorum, bir bakın diyorum. Evet arkadaşlar, son sorumuz. Dili az bildiğimiz halde iş bulmak zor mu? Bu soru bana çok fazla geliyor arkadaşlar. Japonya'da çalışmak için ne kadar Japonca bilmek gerekli diye birçok soru gelmekte. Öncelikle arkadaşlar, dili az bildiğiniz halde iş bulmak zor. Fakat imkansız değil. Burada İngilizce öğretmenleri sıfır Japonca ile yaşamaktalar. Yine aynı şekilde bilmiyorum, tam olarak bilgim yok ama inşaatlarda çalışan kişilerin de pek fazla Japonca kullanmadığını duydum ama bu konuda pek fazla bilgim yok. Ama bana kalırsa kesinlikle Japonca bilmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü şöyle diyelim arkadaşlar, ben burada ilk işe girdiğimde bir reklam ajansında işe girdim. Kabul ettiler beni arkadaşlar. Bir masa verdiler, bir sandalye verdiler, bir de bilgisayar verdiler. Oturuyorsunuz orada, direkt size ne geliyor? Tonlarca mail geliyor arkadaşlar. Ne maili geliyor? Mesela müşteriden size mail geliyor. İnsan kaynaklarından size mail geliyor. Patronunuzdan size mail geliyor. Senpainizden size mail geliyor. Sürekli mailler geliyor böyle tonlarca. Ve tahmin edin ki bu mailler nece? Japonca yağıyor hani, sizin kim olduğunuzu bilmiyor müşteri hani. Ki ilgilenmez. Ona da hani sizin ne kadar Japonca bildiğiniz değil mi? Eğer ki sizi beğenmezse başkasına gider. Yine aynı şekilde arkadaşlar, Japonya'da bir şirkete girdiğinizde sizin seviyeniz en alt seviye olmakta şirket içerisinde. Yani en alt seviye ne demek?
Gereksiz işleri de sizin yapmanız gerekiyor ki bu işlerin başında da telefona çıkmak var. Herkes için olan ortak telefona siz çıkıyorsunuz. İşte ben bilmem ne, nasıl yardımcı olabilirim diye. İşte zaten genelde size değil de başkalarına geliyor telefon ve onlara telefonu tevsiye yapmanız gerekiyor. Yani yönlendirmeniz gerekiyor. Bunun için de dinleme ve konuşma olarak bilginiz olması gerekiyor. Maillere de yazmanız için Japonca bilginiz olması gerekiyor aynı şekilde. Bu sadece müşteriler için bile değil, normalde bu insan kaynaklarından her gün size mail geliyor arkadaşlar. Türkiye'de de aynı şekilde de büyük ihtimal işte bu belgeyi vermen gerekiyor, bugüne kadar teslim et veya sağlık kontrolü zamanı geldi, işte bugüne kadar bu doktora gidip buradan belge alıp sağlıklı olduğunu işte ispatla diye bir sürü mail geliyor arkadaşlar. Bunların teslim tarihleri var, bugüne kadar yap diye. Eğer ki siz bunu okuyamazsanız bunlara da cevap veremezsiniz. Yani hem bu telefonlara cevap vermek hem de maillere cevap vermek için dediğim gibi en iki seviyesinde Japoncanızın olması gerekmekte. Hem siz zorluk çekmeyin hem de insanlara zorluk çektirmeyin diye. Son olarak arkadaşlar hem Japonca öğrenenler hem de Japonya'da yaşamak isteyenler için bu GLPT size tavsiye ederim. Hem iş ararken size yardımcı olacaktır hem de kendiniz ne kadar biliyorsunuz bunu anlamanız için güzel bir amaç bence. Çünkü arkadaşlar kendi kendine çalıştığınızda hani hem size bir motive olur, bir amaç olur hem de ne kadar öğrendiniz bunu anlamanıza yardımcı olur. O yüzden hepinize GLPT'ye girmenizi tavsiye ediyorum. Ben bu GLPT için çalıştığım zaman kullandığım bir tane site var. O sitenin linkini aşağıya koyuyorum. Yine aynı şekilde Japonca, İngilizce çok güzel bir sözlük var. Hala kullanırım bu sözlüğü. Onu da linkini aşağıya koyuyorum. İlgisini çekenler baksın lütfen. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer Japonca veya Japonya ile ilgili daha fazla video izlemek isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yine sorusu olanlar yorum bölümüne yazabilir. Elimden geldiğince cevaplarım. Kendinize çok iyi bakın. Yine şu günler dilerim. またねー